أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebtharihim gışâvetun ve lehum azabun azim. Bakara suresi 7. ayet. Şimdi bugün Allah nasip ederse beraber devam edeceğiz inşallah. 6. ayetle ciheti irtibatına bakacağız. Mühürlenen kalpler işaret edeceğiz. Evet. Bu ayetin kelimeleri arasında nazmı icap eden münasebetlere gelelim diyor. Yani 6. ayetle 7. ayet arasındaki nazmı icap eden münasebetler ve Allahu ala kulubihim ile ahir ayetinin kelimeleri arasında birbirine bakmaları ve birbirini mana yönünden desteklemeleri ve birbirine kuvvet verip hakikati göstermelerine çünkü kelamullah. Buna diye bir parça bakmaya diye çalışacağız. Şimdi geçen dersten benim aklımda kalan şu. Kainattaki en büyük nimet iman. Allah'a iman ve ahirete iman ve imanın diğer cüzleri. Nimet diyor her şey. Nimet olmayan hiçbir şey yok. Yani nimet her şey demek. İmansa Allah'ı bilmek, Allah'ın varlığını duymak Allah'ın varlığında her şeyde tevhid sırrını görüp dünyayı bir nevi bayram yerine çevirip her yerden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın diyor asayı Musa'sını vurup da bu hayatı bismillah diye fışkırmasına sebep olduğu gibi her yerde tevhid name her baktığın yerde onun varlığını görüp bir nevi bütün alemi kardeş ve dost olarak diyor ruhunda duyup kendine layık bir kemalata çıkıp huzur ilahi de evet ölümden sonraki bütün alemlerden Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, dostluğuyla geçip huzur ilahiye kavuşmak. Yani imanın sonsuz meyveleri var. İşte bunun zıttı küfür. Bu ayeti kerime de küfrü tasvir ediyor. Küfrün haritasını çiziyor. Küfrün mahiyetini izah ediyor. Alemdeki en büyük nikmet, nimet her şey Nikmet ise hiçbir şey. Yani Allah samet, insan aynayı samet, Allah'ın sonsuz esmasına muhtaç, sonsuz aciz ve fakir olan insanın kalbinin mutmain olması ancak diyor imanla olur ve imanın dereceleriyle olur. Bu mübarek kitapların da Kastamoyla yakasındaki ifadesiyle evet iki ifade var bir tanesini söyleyeyim. Lemalardaki önce ifade aklıma geldi. Onu söyleyeceğim. Bir sene diyor anlayarak okuyan diyor inşallah diyor bu devrin diyor bir alimi olur diyor. Merak eden 21. lemanın sonundaki yere bakabilir. Diğeri de şu. Bunlar Kur'an'dan geldiği için, Kur'an'ın malı olduğu için Kur'an'ın bu devirdeki evet müminlere ilaçlarının taşıyıcısı, naşiri, kargocusu olduğu için bunlar da diyor en az en az derken bu çok yüksek bir makam. Ahir zaman ve yevmül beter için hakkal yakin mertebesinde bir ilmel yakin imana vesile olabilir. Teenni ile mütalaa edilip, sabır ile takip edilip, ızdırar ile Allah'tan istenip, takva dairesine girip tövbe istiğfar ile temizlenirse Allah bu nurları kalplere hissettirir. rahmet Rahman'dan ümit ederiz o her zamanki kullandığımız ama bin kere kullansak az vermek istemeseydi istemek vermezdi. En büyük dert imanlı gitme derdi. Hatta bir ifade var. Bunlar dersin mukaddimesi. Nevi beşerin en büyük davası Allah'ın gadabı olan cehennemden kurtulmaktır. Allah'ı tam bilmiyorsa, ahireti bilmiyorsa adamın cehennemden kurtulmak derdi yoksa gaflet uykusunun derinliklerine dalmıştır. Hatta şu alarda bir ifade var Hazretin ifadesi Allah şefaatine mahzar etsin diyor ki evet bir insan diyor cehennemden kurtulmak için bütün dünyasını feda etse yine ucuz düşer ama sakın şöyle şeylere girmemek lazım ya biz cehennem için değil işte Allah'ın rızası için yapıyoruz o makama gel ondan sonra söyle nefsime diyorum yani cehennemi bilmiyoruz değil mi yani o makama gel Allah'ın gadabı olan cehennem makamından çıkarsan cennete geçersin. Cennet ve cehennemi geç, aşk ilahiye girersin diyor. Aşk-ı ilahiye geçersen rıza ilahi dairesine gidersin. Yani oralara nefsim gelmeden o kelamları kullanmaması daha doğru olur. Evet kıymetli misafirler, yani iman en büyük nimet, küfürse en büyük nikmet. Bu ayeti kerimede 6. ve 7. ayeti kerimede zahiren kafirler muhatap alınmıştır, küfür muhatap alınmıştır ama hakikatte mümine küfrün mahiyetini, dehşetini, küfrün elemini, Allah'ın varlığına yok demenin ne kadar büyük bir elem olduğunu, dünyasını ve ahiretini cehenneme çevirecek, evet bir karanlık olduğunu izah edip, küfrün mahiyetinden dehşete kapılan bir insanın imana doğru iltica etmesine, imana doğru böyle Allah'a firar etmesine, küfür vesilesiyle imanın lezzetlerini tatmasına sebep olur. O yüzden böyle bu çok mühimdir yani. Burada muhatap kafir değil, müminin kafir nefsi bir cihetten. Zahiren kafir, hakikatte müminin kafir nefsi, oradan alacağı dersle Allah'tan istimdat ve istinat, dayanmak ve ondan yardım istemek için bu dersi o makamda benim dinlemem lazım. Şimdi aralarındaki şeye girelim. Hateme. Hateme'nin la yub Minuna irtibatı ve onun arkasında zikredilmesi cezanın cürme tereddübü kabilindendir. Yani onlar vaktaki cüz'i ihtiyarileriyle cüz'i ihtiyarilerini ifsat etmekle imana gelmediler kalplerinin hatmiyle teçhiz edilir. Şimdi hateme mühürlendi. Bir önceki ayet-i kerime 6. ayet-i kerime la yu'minun iman etmezler. Bununla bunun arasındaki irtibat ve arkasından zikredilmesi cezanın cürme tereddübü kabilindendir. Ceza karşılık iman etmedikleri için öyle bozuldular ki Öyle hiçlik alemine gittiler, virane oldular, akrepler ve çıyanlar yuvası haline geldiler. Allah'ın o cevherini öyle bozdular ki o hal, o halet ruhiye işte hateme mühüre sebep oldu. Yani bir nevi onların iman etmemelerinden dolayı ceza olarak hatem geldi. Allah hatem vurduğu için iman etmediler değil, iman etmedikleri için hatem vuruldu, mühür vuruldu. Onun da sebebi yani onlar vaktaki cüz'i ihtiyarilerini ifsat etmekle imana gelmediler. Kalplerinin hatmiyle tecziye edildiler. Şimdi cüz'i ihtiyarının ifsat edilmesi, bozulması ne demek? Allah'u alem. Şimdi Cenab-ı Hak birincisi, birinci basamak hayır ve şerrin ayet edilmesi için adaleti ve hikmeti, nizam ve intizamının gereği kuluna hür irade, cüz'i irade, hür seçme hakkı yaratmış ve eline vermiştir. Şimdi Kader Risalesi'nde bir cümle var. Kader Risalesi'nde diyor ki gayet müdakik alimlere bir izahtır diye haşiyesi var. O cümle şu kainatta intizam ve mizan var. Yani her şey düzgün, ölçülü, birbiri içinde hikmetli, zerre kadar hatasız bir şekilde gözümüzün önünde bu alem çevrilip, döndürülüp, yok edilip var ediliyor. Kainatta intizam var, o intizam içinde bir mizan var. Kainattaki intizam ve mizan, kainattaki şuursuz atomlara, zerrelere, esbaba verilemeyeceği için, perde arkasında, bu intizam ve mizanı sağlayan diyor adil bir hakim var. Yani adil ölçü ve tartısı tam olan hakim zerre kadar diyor hikmetsiz işi olmayan. Alemde bir atomu hikmetsiz göremezsin. Bir böceği hikmetsiz göremezsin. Bir gezegeni hikmetsiz göremezsin. Bilmemen olmamasına işaret değil. Sonra bulunuyor zaten. adil hakim bir Allah var perde arkasında. Sanat o. Alem onun sanatı. Elbette sanat, sanatkar cinsinden değil, ilim, irade ve kudretiyle her şeyin yanında hazır ve nazır emriyle ama zatıyla her şey ondan uzak. ve lillahül meselül الْعَالَى Allah bütün misallerden âlâdır. İşte general emriyle ordunun her yerinde dilediğini emrede, dilediğini yapmak zorundalar. Ama asker rütbe noktasından generalden uzak mahluk halik olmaktan uzak ama halik ilim irade ve kudretiyle mahlukun kendisine kendisinden daha yakın çünkü her an halk ediyor. Şimdi burada buradan nereye geldi? İntizam var, mizan var, adil hakim bir Allah var. O zaman insanda varlığı kesin, vicdanen duyulabilecek mahiyeti meçhul her şeyin mahiyetini bilemeyebiliriz. Hayal var mı var? Mahiyetini söyle bilmiyorsun. Su var mı var? Mahiyetini söyle. Hidrojen 2, oksijen 1. Evet. Mahiyeti meçhul, hür irade, cüz'i irade vermiştir. Seçme hakkı. Ama seçme hakkının nasıl çalışıyor? Yani bu ifsat etmeyi nasıl anlayacağım? Yani küfür ehli cüz'i iradesini nasıl ifsat etti, nasıl bozdu? Önce cüz'i iradeyi bir parça anlamam lazım. Şimdi Allah'tan gelen diyor meyelan var. Meyelan. O meyelandan sonra mesela karşı cinse olan meyelan var. Allah'tan bu meyelan yaratılıyor, halk ediliyor. İnsana bu meyelan geldikten sonra insana cüzi iradesiyle bunu hayra mı çevirecek? Çünkü o hayır için geliyor. Önünde durmayacak. Evet bu hay hayır mutlaktan hayır geldi. Bu helal yollardan işte nikah ile bu cüzi ihtiyarisini bu şekilde dua makamında istektir cüzi ihtiyarı. Bir şey yapmak değildir. Bir şey seçmektir. Yani küçük sözleri hatırlamam lazım. Sağ ve sol iki yol var. İstediğini dilediğini seç. Seçen sensin, götüren o ama mesuliyet sana ait. Hayrı mutlaktan gelen hayrı önünde durmayıp iradeyi de o hayrı mutlaka dahil edersen hayrı mutlaktan gelen hayır senin üzerinden geçer ve hayır vücut bulur ama aslında o hayrın bütün yaratılması, gelmesi Allah'a aittir ama sen seçtiğin için Allah bütün her şeyi sana yazar bu cüz'i iradeyi ne yapar? Kuvvetlendirir. Buna dua ile, iman ile, evet, rıza ile, teslimiyet ile arttırabilir insan. En son geleceği nokta, o bu dersin konusu değil, cüz'i iradeden vazgeçip teslim olup külli iradeye, cüz'i iradeyi külli iradeye dahil edip hakiki bir kemalat bulunur. Fakat iradenin ne olduğunu anlamadan külli iradeye geçemezsin. Diğeri de şu, yine hayır mutlaktan hayır gelir, iman gelir, bütün hayırlar gelir, meyiller gelir, Adam iradesiyle der ki ben sağ yol değil. Yani burada sağ sol meselesi yani seçme hakkı, hayır şer gibi. Hayır değil, ben bunu istemiyorum der. Veya şöyle olmasını istiyorum der, önünü kapatır. Çünkü Allah böyle bir hak vermiş. Hürriyet hakkı vermiş. Veya yönünü değiştirir. Şerrin yaratılmasına sebep olur veya hayrı iki türlü Hayrı engellediği için hayrı engellemek zaten yokluk olduğu için yokluk da otomatikman şer olur. Fakat her günah işleyen küfre girmez. Sadece küfre giden adımda yani taşları döşer her bir günah. Cümleyi tam düzgün kullanmam lazım. Diyor ki her bir günahta küfre giden bir yol var. Burada tövbe istiğfarla hemen imha edilirse pişmanlıkla o günah sevabı inkılap edip yön değiştirilebilir. Fakat aynı günahta ve aynı günahlarda ısrar ettikçe kalp de birer siyah nokta oluşur, kararmaya başlar. Karardıkça ölü, ö, ölüm, ölüm ona gelir çünkü kararın noktalar kanser gibidir, oraları ölmeye başlar. Bu sefer hayır mutlaktan gelen hayırların gelen sinyaller veya gelen nurlar azalmaya başlar. Eğer bu böyle devam ederse üstü kapatıla 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 en sonunda o kalp ölür. Ölmüş olan bir kalpte der ki Allah yok. Çünkü kalbi yok. Öldü. Yürüyen cenaze oldu. Mühürlendi işte o zaman. Yani yürüyen bir cenaze. Dünya tarafı açık ama his, duygu, latife tarafı kapalı. Ben, benim kendi menfaati için dünyayı yakabilecek seviyeye gelmiş, yürüyen bir cenaze hükmüne geçti. Ve orada o günahlar küfre getir götürür. Yani cüz'i irade ifsat oldu, bozuldu. İmana gelmedi, geri dönmedi. Aslında kusur yapmasına izin verdi. Yani günah işlemeyen bir kavim olsanız diyor, günah işleyen bir kavim yaratırımdaki sır, o izin verilen cüz'i kusurlar, cüz'i günahlar, evet peygamber değiliz, İnsan, insan hatadan ah ali olamaz ama o hata ile tövbe istiğfar ile hatasıza ayna olup hatadan vazgeçip Allah'a sığınıp günahları bile vesile yapıp Allah'a giden bir yol hükmüne getirebilirdi insan. Israr etti, inat etti. İşin çok ilginç tarafı şu. Israr etti, inat etti, inat ettikçe Allah'ın varlığı ağır geldi. Allah'ın varlığı ağır geldikçe kalpte Allah'a karşı düşmanlık oluştu. Düşmanlık olunca baktı ki Allah'a karşı yapacak hiçbir şey yok. Yani bir çocuk düşünün babası ona kızıyor, babasına karşı hiçbir gücü yok. Diyor ki ben seni baba olarak kabul etmiyorum. Babam olduğunu biliyorum ama baba olarak kabul etmiyorum diye kendisine karşı böyle ona düşmanlık tavrını aldı. Ama asıl bu noktaya gelmesi kendi iradesinin hakkını vermemek yani ifsat etmekten dolayıydı. Yazık vefat etmiş bir tane yazık ateist. Allah artık nasıl biliyorsa öyle yapsın diyeceğiz. Bir şey diyemeyiz bir cümle kullanmış çok acayip ama çok doğru bir cümle. Nasıl? Ne, ne, neresi doğru neresi yanlış? Allah'a demiş inanmıyorum. Bundan sonrası doğru. Ama demiş varlığını da inkar etmiyorum. İnanmıyorum diyor, varlığını inkar etmiyorum. Varlığını inkar etmiyorum diyor çünkü kainata nereye baksam diyor onun varlığı gözüküyor. Ama ben ona düşman olduğu için elinde de hiçbir şey ol, olmadığı için ona karşı böyle o düşmanlığını elinden gelen tek şeyine Seni kabul etmiyorum diye meydan okumaya kalkıyor. Bu cüz'i iradenin bozulması. O yüzden buna ceza, Arapça'da ceza, Türkçe'de de aslında aynıdır. Karşılık. Karşılık bu yani. Yani o yaptı aslında, o sebep oldu. Vurulduğu için iradesi bozulmadı, bozulduğu için vuruldu. Tabi bu hemen olmaz. Bu girdikten sonra bu yıllar ister belki aylar ister. Günah günah günah. En sonunda işte günahların daralmasından korkup veya daralmasından böyle irkilip der ki bunun sivrisinin ısırmasından kurtulmak için yılanın ağzına girer. Allah yok deyince kurtulacağını zanneder. Bunda ısrar ederse evet tövbe kapısı her zaman açık. Israr ederse şu olur. Kendi yalanına kendi inanmaya başlar. Kainatta her şeyde bütün görülen mucizeleri kalbi mühürlen perdelendiği için, gözü kulağı mühürlendiği için görmemeye başlar. Allah'ı unutur. Allah da onun nefsine kendisini unutturur. O zaman hakikaten der ki ama zımni olarak bildiği halde var olduğunu yokluğuna tam inanır. Çünkü Allah kendisini ona setretmiştir. Allah muhafaza. Evet o yüzden inanmazlar. Hateme. Hatem vurulduktan sonra diyor inanmazlar. Son noktaya tüketinceye kadar hak verilir. En son noktada tövbe kapısı kapanacak derecede en son latifi öldürdü mü burada yaşamasına gerek kalmaz. Ruhu kabzedilir. Ve berzah aleminde idamı ebedi olan Allah yok dediği için yokluk alemine gider ama adam vardır, her şeyini kaybetmiştir, yok dedi, Allah da yok. Perdeledi kendini. İşte o yüzden ancak onu oradan cehennem çıkartır. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman cehenneme giderken itiraz eden yok. Cehennemde de itiraz eden yok. Yokluk alemine gitmek istemiyor kimse çünkü. Şu anda buradan oturduğu yerden bu adam bunu anlayamaz o alemler başımıza geldiği zaman bunları göreceğiz böyle. Ve burada olduğumuz hak olduğu gibi orası daha büyük bir hak. Ana rahminden buraya geldik, buradan oraya kesin gidilecek. Bunun hiç çıkarı yok yani. Buna görür gibi inanabilirsin. Mahşer de kurulacak, cehennem de getirilecek, mahkeme kübra da kurulacak. Cennet ehli saflaşıp cennetine gidecek. O altın olarak cennetin kapısına gelecek. Cennette işlenmeye başlayacak belki de. Belki de bir tondan, bir ton topraktan nasıl 10 gram altın çıkartılıncaya kadar işte kırılıp, dökülüp, yıkanıp, siyanürlenip işte falan 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 bir sürü evreden geçirilip ham altın olarak 10 gram altın alınıyor bir tondan. Belki cennetin kapısına gelinceye kadar ölümü, mahşeri, berzahı, sırat köprüsü, mahkeme kübrası, cehennemin içinden geçilmek cennetin kapısına geldiği zaman saf altın olarak o kapıdan girip işte nakkaş ezelinin ezeli nakşına mazhar olup o nakış açıldıkça açılacak inşallah. Evet. Bu alem böyle gitmeyecek. uyumaya gerek yok. Allah ölüm sekerat uyandırmadan önce uyanmayı nasip etsin. Uyanınca tabi dehşete kapılacaksın. O dehşete kapılmaktan korkmaya gerek yok. Ona göre tedbir alırsın. Değil mi? Ona göre hareket edersin. Bunları bilmek hayatın lezzetini kaçırmaz, hayatın kıymetini, ehemmiyetini hatırlatır. Hakiki insan olduğun için o insani latifelerle hayat daha güzel bir hale gelir. Gideceğin yere hazırlık yaptığın için burasını da Allah inşallah cennete çevirir. Ama zahmetine katlanacaksın. Evet cümleyi tekrar kuruyorum zahmetine katlanacağız. Değil mi? Cennet ucuz değil diyor çünkü. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Evet. Hateme tabiri onların dalaletlerini tasvir eden temsili bir üsluba işarettir şöyle ki. Yani bu mühür tabiri aslında Allah'ın mühürlemesinden maksat temsilat var burada. Yani dalaletlerini tasvir eden temsili bir üsluptur. Bu üslup nedir? Ya Burada çok ince bir sır var. O sır şu. Kalbin gözü, kalp gözü. Yani aklın gözü değil, Aklın gözü var, kalbin gözü var, ruhun da gözü var. Baştaki gözlerimiz de var, maddeyi gören. Fakat bunların hepsi birbirine bağlantılı. Hatta bir yerde bir ifade var. Bu maddi gözlerimiz diyor, ruhun aynası, yanlış söyledim bir daha söylüyorum. Maddi gözlerimiz kalbin diyor aynası, ruhun diyor penceresidir. Yani evlat sevgisini kalp gözüyle görürsün mesela, misal. Yani aşkı kalp gözüyle görürsün, muhabbeti kalp gözüyle görürsün, imanı kalp gözüyle görürsün. Yani çok geniş bir dairesi var. Kalpten maksat da ileride gelecek çam kozalığı gibi kırmızı vücudun merkezi hükmünde bir nevi haya, abi hayatın pompası olan et parçası değil. Allah'tan başka hiçbir şeye razı olmayan, merkezinde Allah'ın tam başka hiçbir şeyi kabul etmeyen ruhtan gelen zatî tecelliyi bütün latifelere pompalayan bir tarafı şuur bir tarafı evet bir tarafı duygu ve idrak olan manevi bir latife-i Rabbaniye bunun adı kalp ve bunun da gözü var geçmişi görebilir, geleceği görebilir, ahireti görebilir, cenneti görebilir, cehennemi görebilir. Ta arş-ı alaya kadar bu görmenin açılabilir. Buna ilmelekin, aynelekin, hakkalekin diye tabirler, tabirler kullanılmış. Evet kalp gözü nasıl bir göz? Sanki cevahire bir hazine olmak üzere. Cevahir cevherin çoğulu. Cevher de işlenmemiş maden. Yani bu kalp takva ile, ibadet ile, amel ile, dua ile, rıza ile bu cevher işlenecek. Tevhid ile, zikir ile, bu dersler ile kabiliyetler işlenecek. Öyle bir cevahir ki cenab Hak Allah'ı hak olacak Cenab'dan. Yani ben tecelli olarak diyor Cenab-ı Hak aleme sığmadım. Mümin bir kulumun kalbine sığdım. Hadisi kutsisine maslar olacak kadar cevahire sahip sığmaktan maksat tecelli ilahi olarak fakat oradan anlaşılacak mesele alem yaratılmış her şey demek bir müminin kalbi alemden büyüktür çünkü onun sınırı var mümin kalbinin sınırı yok. Yani kalbin yaratılışı böyle. Bir insan bir alemdir bu doğrudur. Beden olarak değil. Bedeni bile muammadır. Latifeleri, hisleri, duyguları, ruhu, ahvası, sırları, sonsuz esma idrak edecek gizli duyguları, bütün bunların hepsi bir alem hükmüne geçer. Evet. O yüzden diyorlar ya bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. E bir peygamberin, bir nebinin, bir resulün değil mi? Sen düşün artık. Cenab-ı Hak tarafından bir binadır. Yapılan bir binadır. Bina şu. Yani her odası, her tuğlası, bina gibi böyle düşün. Her katı, her salonu, her koridoru ayrı bir hisle, duyguyla süslendirilmiş. Bir saray ilahidir. Kalp. Yani hisler, duygular, Beytullah gördüğün zaman ne hissedeceksin? O hislerin arttırılması. bunlar çok çok şeyler böyle, çok mükemmel hadiseler. Yani bunu atomu, taşa, toprağa nasıl vereceksin? Şefkatin tonları, aşkın tonları, muhabbetin tonları, idrakin, şuurun. Yani bir mümin öyle geniş bir yapıya sahip ki yani her an Kur'an ile terakki eden dünyada bile her an her gün idraki açılan evet her an büyüdüğü genişleyen bir günü bir güne eşit olmayan evet cennetin tuğba ağacı hükmünde genişleyen bir mahluk. Ama bir kafir üstünü örttü mü mahiyetini bozdu mu kendini çürüttü mü anın içinde sıkışmış geçmiş ve geleceği kapatmış, o anın içinde de onu daima elemler, kederler bekleyen, hiçlik alemine düşmeye namzet, Allah muhafaza. Burada sıfatları konuşuyoruz tekrar. Ve hiç olmuş ve daralmış ve bunalmış ve kaybolmuş. Bir mahluk hükmünde. O yüzden küfrün kitabı yok. Yani tefsiri yok. Terakkesi yok. Tedennisi var, o da bir yere kadar. Yok diyor, o kadar işte. Yani bilimsel diyor. Bilim Allah'a iman etmeye gerektiriyor. Değil mi? Amerika'da bir dergide görmüştüm mesela diyor orada. Bilim Allah'ı kabul etmek zorunda kaldı. İnandık demiyor. Zorunda kaldık diyor. Olmak zorunda. Yoksa olmuyor. Çözemiyoruz diyor meselemizi. Evet. Vaktaki su ihtiyarıyla ifsada uğradı. Bozdu. Kalp cevheri bozuldu. Bozulması da günahlarla oluyor. Yani isyan ile. Yani hayrı mutlaktan gelen hayrı güzelce kabul etmemekten dolayı şerre sebep olmak ile ve onda ısrar etmek ile. Cevherlere, evet cevhere yapılan yerler yılanlar akreplerle doldu. Kapısı hatmedildi ki o sari hastalıktan başkaları muntazır olmasın. Bunu şöyle bir temsille anlamaya çalışabilirim. Mesela güzel böyle müstakil bir ev veya bir saray hayalime getirip içinde bir aile diyeyim çoluk çocuk hep beraber böyle her taraf şenlik bir yerde muhabbet bir yerde yemekler bir yerde zikir bir yerde mesela sohbetler böyle her yer böyle canlı ve o ev de canlı ve o ev pırıl pırıl çünkü içinde hayat var ve o evin mesela daimi bir surette bunu 23. sözden söylüyorum daimi bir surette o evde hayat olduğu için parlıyor nurlanıyor terakki ediyor etrafa da nurlar saçıyor Şimdi yine bir ev gözünün önüne al böyle. O kalp binasından bahsediyor. İçindeki o hayat sahibi olan hayatlar ölmüş. Değil mi? Hayat oradan gidince kapısı kapatılınca eşyalar çürümeye başlıyor. İçinde hayat olmayan binalar evet virane olmaya başlıyor. Dökülüyorlar. Çöküyorlar. Hayat onlara bir hayat veriyordu. Ya binalar hayat veriyordu binaya. İçindeki hayat binaya hayat veriyordu. O gidince o hayatlar sönmeye başlıyor. Bu sefer o binayı viranı olduktan sonra, toz toprak olduktan sonra çökmeye başlayınca akrepler, çıyanlar ve yılanlar yuvası olmaya başlıyor. Hatem aslında şudur. Yukarıda ifade etti ya. Yani Tasvirdir diyor. Mühürlenmek. Zaten sen bu binayı mühürlemesen de bu bina öyle bir viranı haline gelmiş ki hali diyor ki ben mühürlüyüm, bende hatem var. Yani girmeye korkarsın. Yıkılabilir çünkü üstüne. İçi kirli, pis, paslı, yılan, akrep, çıkabilir. Yani hali sana hatemi gösteriyor zaten. Mührü gösteriyor. Haliyle bana yaklaşma diyor zaten. Haliyle. O yüzden de mesela geliyorlar onu mühürlüyorlar. Ama zaten hali bir mühür var halinde bir mühür var. Akrep çıyanlar neden akrep çıyandan bahsetti? Haşerat-ı Allah alem o da şu, akrebin çıyanın özelliği ısırması, zehirlemesi, işte rahatsızlık vermesi. O binada o bina insan olduğunu düşün. İman etmediği zaman kafasında akrepler, çıyanlar, yılanlar dönüp yarın ne olacağım? Başıma ne gelecek? İşte yarın ölürsem ne, ne, olacak başım? İşte şu işim ne olacak? İşte o oradan bir düşmanlık, buradan bir düşmanlık. Herkesi kendine düşman görmek, bütün etrafını düşman görüp kendisini kurtarmaya çalışmak. Yani her hadise, her olay, her şey ona akrep ve çiyan gibi hücum etmesi. Ve bu hücumdan kurtulmak için ya gaflete girecek, ya sarhoş olacak, ya dine hücum edecek, ya da bu küfrün haritası bu yani ya da böyle onu uyutucu hevesatların peşine düşecek ama onlar da onu uyutamayacak. En son belki de Allah muhafaza intihara kadar gidecek. Müminde de bu sıfatlar olabilir. Bazı odaları yıkılmış olabilir. Bunların tekrar tezdin edilip, boyanıp, süslenip tekrar böyle eski mahiyetine kavuşturulması lazımdır. O da ibadetlerle olur. Evet. Kapısı hatmedildi o sahri hastalıktan başkaları da muntazur olmasın. Buna iki cihetten Allah alem bakılabilir. Aşağıdaki ifade şu. Yani melekler o damgayı daima görürler. Dışarıdan insan olarak görüp de ona yanaşmasınlar. Aslında içinde bir küfür var. O küfür de zulmettir. Onlar da o zulmeti sevmezler. Bir nevi o mühür meleklere diyor her zaman gözükür. Bize bakan tarafıyla da şu. Burada insanlar muhatap değil. Biz dersimize muhatap olarak alıyoruz. Müminin kalbine Allah feraset verir. Der ki bu adama yaklaşma. Bununla olma. Zulmet geliyor. Uyma buna. Dediklerini tahlil et. Mantık mizanlarıyla ölç. Evet, kandırmasın seni. Zulme rıza zulümdür, değil mi? Aldatmasın o hatemi görmeye çalış yani. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, "Müminin ferasetinden korkun çünkü diyor o Allah'ın nuruyla bakar." Şimdi böyle bir hadis-i şerif var. Diğer taraftan da şu var. Aldanırız ama aldatmayız var. Allah'ın ferasetiyle o zaman her zaman bakıyor diye bir kavram yok. Bazen perdelenir, bazen gaflete düşer, bakamayabilir, aldanabilir ama Allah yardım istersen her zaman yardım edip sana kişilerin mahiyetlerini gösterebilir. Sen budur diyemezsin. Dışarı ifade belki peşinden gidip de dalalete düşecek olanlara gıybet risalesinde olduğu gibi ifade etmeye belki hak namına izin verilmiştir. Ama sen o mührü görürsen uzak durman gerekir. Yani seni şerre, dalalete, batıla, zulme, gaspa, günaha çağıran evet o seslerdeki o mührü görmen gerekir ki ta ki uzak durman için. Bazen bu dini kılıf da alır. Adam dini de uydurabilir, dini de kullanabilir, dini de referans gösterebilir. Kur'an ve sünnet mizanında ak akıl mantığıyla tartıp Allah'tan yardım istememiz lazım. Evet. Ta ki o sari hastalık diyor, başkalarına bulaşmasın. Aklımızı başkasının cebine koymaman lazım. Hele bu devirde. Değil mi? Efela tefekkürün, efela yeşkurun diyen bir Kur'an'a tabi olan bir ümmet, değil mi? Hiç düşünmez misiniz, hiç akıl etmez misiniz diye, evet akıldan istifade edip de birilerinin peşinden düşmemesi lazım. Fakat egoya ve enaniyete de girmemesi lazım. Kur'an ve sünnet ve mizanları ölçüp tartması lazım. Ona göre yapamıyorsa yine Allah'tan yardım isteyip vicdanına müracaat etmesi gerekir. Kendi eksiklerini de tahmi, ta, ta, cıt, e, takviye etmesi lazım. Yani Kimsenin cebine de aklını koymasına gerek yok. Beraber mütalaa olur, beraber idrak edilir, beraber bir şeye karar verilebilir, ders okunabilir. Fakat daimi bir surette efela tefekkürün, efela yeşkurun. Evet. Akıl mizanlarıyla, kalbin latifeleriyle evet, safiliği bulup meseleleri feraset dairesinde çözmeyi Allah'tan rica etmem lazım. Izdırar ile. Yoksa yoksa Asay Musa'yı hatırlamam lazım. 40 tane cami cemaatinden radyo dinleyip Birinci Dünya Harbi mi? İkinci Dünya Harbi mi? Dünya Harbi diyelim ya. Yani biri desek, iki desek yanlış olsan olur, doğru olsan olur. işte harp işte. Dünya Harbi. Dünya Harbi'nde kalben gayrimüslim gayrimüslimi öldürürken bir yere taraf, taraf olmuşlar. Bir ehli keşif, ehli kubur diyor. Zulme taraf oldukları için, ferasetlerini kullanmadıkları için, imanlarını takviye etmedikleri için, Allah'tan yardım istemedikleri için radyoda ne dinliyorlarsa aynen kabul ettikleri için bütün o zulüm diye amel defterine yazılmış oturdukları yerden kafir olarak tepe taklak imansız gitmişler. Sekeratta bir iki tanesinin kazandığını müşahede etmiş. O yüzden Allah'tan bize Kur'an ferasetini vermesini istememiz gerekiyor. İşte o mühürü görmek lazım. Mühürleri. Evet. Allahü zamir mütekellimin yerine İsmi zahirin gelmesi tekellümden gaybete iltifattır. Yani burada hatem Allah'ı yani neden lafsı evet lafsı mukaddes ve akdes Allah'ı geldi. Hatem Allah'ı yani mührü vuran odur. Allah odur demedi de zamir olan o hüve gelmedi Allah'ı geldi. Şimdi bu Fatiha'nın tefsirinde işaret edeceğiz de lafzullah için şu tabir kullanılıyor lafzullah için Evet. Allah diyor lafzayı celali Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatı kemaleyi tazamım eden bir sadef kutusudur. Yani yani Rahman Allah, Rahim Allah, Kerim Allah değil mi? Kahhar Allah, Cebbar Allah yani Allah lafzı Cenab-ı Hakk'ın bütün kemali sıfatlarını, bütün esmasını içine alan bir sadef kutusu gibidir birisi Allah dediği zaman zat-ı akdese delalet yani işaret ettiği için sonsuz esmayı söylemiş gibidir. Evet. O yüzden Hatem Allahu dediği anda öyle dehşetli bir şey ki sonsuz esmayı idrak edecek sonsuz kabiliyetinin hepsini tek tek mühürlüyorsun demek. Hepsini tek tek öldürüyor. Cehennem taşı oluncaya kadar yani cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır ayetinin işari manası. Taşlaşmış yürekler, taşlaşmış hayatlar. Yani insanlar ve taşlardır diyor zaten. Taşların kendisi de var demek taş taşlaşmış yürekler. İnsan da yakıt. Zaten ruh yanıyor cehennemde, yanan ruh diye bedeni yakar. Onun onun dehşeti tarif edilmez. Yani burada bedenin ateşten yanıyor, beyine iletiliyor. Orada belki sigortalar bayılıyor veya başka şeyler devreye giriyor ama beden yanıyor burada. Onun latifelerini hissediyorsun. Orada ruhun bir yanması var. Yanan ruhun bedenin yanmasıyla evet o cürüfün akıtılması var. Yani Allahı Allah lafzı hu değil burada. Neden hu demedi? Allah dedi. Demek ki Allah'ı inkar etmesi için tam manasıyla bütün esmasının kapatılması gerekiyor. Onu öyle istiyor ve öyle bozuyor. Mesela bir çekirdek düşünmek lazım. Koca çınar ağacının bir çekirdeği. Bir delik deldiğin zaman diyor iğneyle bitti çekirdeğin işi. Bozuldu. Bütün o çınar ağacının bütün programı bozuldu. Hepsi gitti. Ve çürüdü. Ve sıkıştı. Ve mahiyeti bozuldu. Kaybetti ateşe atılmaktan başka bir şey yaramayacak artık nurlanması için. Bütün onun üzerinde belki son bin yıllık program ağaç olarak düşünürsen hepsi fasit oldu. Boşa gitti. Ve bu yüzden de Allah'ın diyor gadabını üzerine çekti. Bu kadar kıymetli bir şeyi nasıl bozarsın? Nasıl bozulmasına bu kadar kolay sebep olursun? Ama bir anda olmadı bu. 70 yıl hak verildi. Daha önceki derste bahsettik ki Ebu Süfyan rahmetullahi 70'ten sonra iman etti. Evet. Bu iltifata latif bir şöyledir ki La yu'minundan sonra yani iman etmezlerden sonra billahi yani Allah'a evet yani Rahman'a demiyor burada Kahhar'a demiyor, Cebbar'a demiyor sonsuz esmaya diyor. Mukadder ve men menvi yani maksut ondan kasıt olduğuna nazaran sanki nur marifet onlarının onların kalplerinin kapılarına kadar geldiği zaman kalplerini açıp kabul etmediklerinden Allah da gadaba gelerek kalplerini hatmetti. Yani güneşten nur geldi. Evet, her tarafı aydınlattı, her tarafı besledi, her tarafı aynı nur geldi kimseye evet kimseye zulmet gönderilmedi. Herkese nur ilahiden rahmet rahmandan nur ilahi geldi. Fakat adam inat edip o kapısını açıp da o nuru evinin içine almadı. Ve bunda ısrar etti. İnat etti. Ve teslim olmadı. Ve gadabı üzerine çekti. Çünkü o, onu, o ev onun değil. O orada rahat bir şekilde misafir olarak bütün nimetlerden istifade etsin diye oraya konulmuş bir misafirdi. Ev sahibinin bütün maksatlarını beyhude boşa çıkardı ve çürüdü mahvoldu. Ve hatim, gadaba mazhar oldu. Evet, Kadab bir insanın gadabı değil. Yani gadab ilahiye mazhar olmak. Yani bir müminin bundan titremesi lazım. Rahmeti de var, gadabı da var. Evet, hateme, ala, fiilin müteaddi olduğu halde, ala, zikredilmesi, yani ala ile, üzerlerine, hatem vuruldu, ala kulubihim, kalplerine, hatem üzerine, kalbinin üzerine, hatem vuruldu, ala üzerine demek, zikredilmesi, hatmedilen kalbin, dünyaya bakan kapısı değil. Yer içer, yatar kalkar. Sadece ahirete nazır olan kapısı seddedilmiş olduğunu işarettir. Ölüm var dediğin zaman böyle duvara toslamış gibi o söz geri gelir. Allah var dediğin zaman ileri gitmez. Taşla konuşuyormuşsun gibi olur. Evet. Seddedilmiş. Yani üzerine vurulmuş kalbin dünyaya bakan penceresine değil. Ama dünyaya bakan penceresi de nursuz, hayatsız böyle, bencil, tek, hiç. Bazen kendi gibi olanlardan kuvvet almaya çalışır işte. Ayın ikiye bölündüğünü görür, sihir yaptın der, kalbin üzerinde perde var. Göremez yani, anlayamaz, içeri geçmez. Ya gözümüze sihir yaptın der, ya gökyüzüne sihir yaptın der. İşte malum ya yarın gelen kervan der işte eğer tasdik ederse tasdik ederiz der. Onlar tasdik eder yine tasdik etmezdir. Parmağından su akıyor yine tasdik etmezdir. Haşa şair derler. Haşa işte bir sürü şey söylerler yani. Gökyüzüne la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah yası yıldızlardan diyecek tesadüf eseri oldu. Evet. Bekeza hatmin alameti manasını ifade eden vesm yani damga tazam ettiğine işarettir. İşte o hatim o mühür kalplerin üstünde sabit bir damgadır ve silinmez bir alamettir ve daima o mühür o meleklere gözükür. Ve o meleklerin de lanetine mazhar olur. Ya e bu tabi tabiat risalesi değil yani. Yani ispat, ikna, izah değil, bu biraz daha kalbi yani biraz daha böyle latifelerle, hislerle duygularla bakılacak bir ders evet sual gidebildiğimiz kadar gideceğiz artık benim niyetim hepsini okumakta ama nasip değil artık ne kadar giderse evet bu ayette kalbin sem ve basara Takdimindeki hikmet nedir? Neden? Önce hatemallahu ala kulubihim. Önce kalp. Evet. Yani kalp geldi, sonra sem, sonra basar. Evet. Hikmeti nedir yani? Neden önce kalp? Demek bozulma kalpten başlıyor. O kalbin gözünü de, yüzdeki gözü de, bakışları da, işitmeyi de bütün her şeyi bozma, bozuyor yani. Yani ilk bozulan kalp, kalbi bozan da işte günahlar. Kalp, imanın mahali, Allah'ın varlığını duymanın yeri, beyt huda, olduğu gibi, en evvel saniye arayan, sanatkarını arayan, Allah'ı arayan ve isteyen, yani kendi yaratanını bulmayı isteyen fıtratın yaratılışta çünkü onu biliyor. Yani fıtratı bu yerleştirilmiş böyle. Dünyaya geldiği zaman da onu bulmak istiyor. Bilmediği şeyi arayamaz. Bildiği için arıyor. Var olduğu için arıyor. Saninin vücuduna delail ile ilan eden kalp ile vicdandır. Şimdi vicdan için Mesnevi Nuriye'nin sonunda bir yerde bir tabir var. Vicdan kalbin içinde vicdan tabiri şu alemi gayb ile alemi şehadet yani gayb demek cennet cehennem bütün hepsinin arkasında bilinmeyen yani gayb ile yani Cenab-ı Hak'la şahit olduğumuz bu alem arasındaki Allah'la kulu arasında direkt hat özel telefon hususi telefon yani Cenab-ı Hak ehadiyet sırrıyla herkesle aynı anda vahidiyet sırrıyla herkesle bir anda. Yani yani misal misal güneş bütün su kabarcıklarında tek tek kabiliyetine göre hepsini içine giriyor. Ama aynı zamanda bütün su kabarcıklarının içinde de bulunuyor. Tek tek bulunması ehadiyet, tek tek hepsinde aynı anda bulunması ise vahidiyet her kulun kalbine öyle bir telefon bırakmış ki her kul özel o telefonuyla kendisine tahsis edilen galibi esma numarasıyla fıtraten evet fıtraten açık olan o telefonuyla saniyini arayabilir. Oradan Rabbini bulabilir eğer bozmazsa. Evet. Oradan ona giden bir yol bulabilir. Kalp ile vicdan Evet. Zira kalp diyor, hayat malzemesini düşünürken en büyük bir acze maruz kaldığını hisseder hissetmez derhal bir nokta istina dayanacak yer arar. Sonsuz ihtiyaçlarını görecek sonsuz bir kudretin varlığını fıtraten arar. Ama insanlar der kendine güven. Kendinde bunu bulabilirsin. Sen bunun için zatensin kendine güven şeyleri var. Evet, kend sende bu cihazlar var ama senin diye ki kendine güvenesin. Onu güvenip ona göre bunu kullanırsan ancak oradan bulabilirsin. O ihtiyaçlarını bahane yapıp o ihtiyaçlarınla onu bulman için zaten o ihtiyaçlar verilmiş insana. Kezalik emellerinin tenmiyesi nemalandırmak için yani bütün isteklerini, arzularını böyle hislerini, duygularını açıldıkça açılması nemalandırmak daha geniş dairelerde çare ararken derhal bir noktayı istimdadı dayanak noktasını temin dayanak noktasıydı nokta istinattı imdat noktası yardım et ya Rabbi her şey gücü yeten kudretin varlığını olan ihtiyaç ve onun sana teveccühü aramaya başlar. Bu noktalar da ancak ve ancak iman ile elde edilir. İnandım demekle değil. İnandıktan sonra inandığının varlığına doğru yürümek veya işte ona doğru yönelmek. Kabiliyetlerinin açılıp onun varlığını kalbinde duymak yani bu noktayı istinat ve nokta istimdat dayanak noktası ve imdat noktası ancak iman ile elde edilebilir. Demek kalbin sen ve basara hakkı takaddümü vardır. Yani hakkı takaddümü şu, işitmek ve görmeye önceliği var. Çünkü en önce saniyi arayan, saniyi isteyen, ona dayanıp ondan imdat alan diyor kalptir. Ama en önce bozulan da odur. Kalp nedir? İhtar. Evet. Kalpten maksat, yani burada kalp, kalp tabiri geçti. Temin izah etmiştim. Burada yazılısı var. Sanevberi, yani çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. Nedir o zaman kalp? Ancak bir latifi Rabbaniyedir ki, latifi Rabbaniyedir, ezeli ve ebedi olan Allah'tan başka hiçbir şeyle mutmain olmayan ve razı olmayan o latifi Rabbaniye yani bir nevi duyguların sultanı. Fakat bir latifi Rabbaniye de ruh diyor bir yerde bahsediyor. Demek ikisi de farklı latifiye Rabbani birbirine bağlı. Evet. Rabbaniyedir ki nasıl bu yürek vücuttaki bu çam kazı olan yüreğin iki tane atar damarı var. Bunun da iki veçesi var. Masarı hissiyatı vicdan yani hislerin tezahür ettiği, duyulduğu Allah'tan gelen o manaların gözüktüğü tarafına vicdan Allah'tan gelen o manaların idrak edilmesine de makesi efkarı dima yani evet akıl akıldan sonra fikir fikirden sonra da şuur geliyor. Önce akıl. Aklın bir üst mertebesi aklı işlettirmek fikir. Fikrin ise bir üst mertebesi bunu idrak edecek şuur ve o şuurdaki derinlik. İkisi de kalpten geliyor. Duyguyla beraber geliyor. Yani mesela bir akılsız bir adamın evladı olduğu zaman ne duygusu olur ne aklı olur çünkü onu idrak edecek cihazları yok. Yani sırf duyguyu da değil. O duyduğun duyguyu idrak etmek için önce akıl, makes bir yerden aksediyor bu. Şuur daha ileri gidersen, daha ileri gidersen şey yanlış söyledim. Fikir, şuur ve böylece devam ediyor. Demek kalbin iki tarafı var. Bu iki atardamar nereye pompalıyor bu hissiyatları, bu latifeleri? hücre hükmünde olan veya organ hükmünde olan duygulara, latifelere pompalıyor. Mesela Allah'ı sevmek ayrı, Efendimiz'i sevmek ayrı, Aleyhisselatü Vesselam peygamberleri, kitapları, evet, anne babayı sevmek ayrı, ebedi işte hayat arkadaşını sevmek ayrı, evladını sevmek ayrı, dostunu, ahbabını, malını, mülkünü, eşyanı o sevginin böyle binlerce tonu yani birer hücre gibi birer organ gibi işte bu kalpten pompalanan duygularla bunlar canlanıyor. Bunlar ruhlanıyor. Bunlar hakiki manalarını ifade edip hakiki insan oluyor. Evet. Ben Müslümanım diyen de bunda yoksa demek ki orada o kafir sıfatı vardır. Yani Müslümanın her hali Müslüman olmadığı gibi kafirin her hali de kafir değildir. Müslümanın her hali Müslüman olmuyorsa o yolda gidiyorsa kafirliğe doğru gidiyor demektir. Eğer bir kafirse o sıfatlarını idrak edip de onlardan dolayı o hayırlara doğru yürüyorsa kalbinde zerre kadar niyet varsa Allah çok insana hidayet vermiştir. Çok şahitleri vardır. Herkes bunu görmüştür az çok etrafında. O da imana doğru gidiyor demektir. Evet. Binanın o latifi rabbani tazammeden et parçasına kalp tabirinden şöyle bir letafe çıkıyor ki o latifi rabbani'nin insanın maneviyatına yaptığı hizmet cismi sanevberinin cesede yap yaptığı hizmet gibidir. Zaten ikisi maddi kalp ile manevi kalp üst üste beraberler. Yani ayrıl değiller. Yani nasıl Kabe'nin olduğu yer aynı zamanda Arş-ı Azam'ın izdüşümü, Beytullah deniyor oraya, Allah'a evden münezzehtir. Fakat perdenin inceldiği yer manasına gelir. Bu vücuttaki yürek ile manevi alemdeki latife-i Rabbani olan kalp, o vücuttaki yürek onun iz izdüşümü. Ama bütün alemi ihata etmiş bir duygu, bir latife bu. Küfür ise bu damarları kesiyor, üstünü kapatıyor, bozuyor hisleri öldürüyor. Kapatıyor böyle. Ve devamlı bir surette o zaman o kalp ölüme doğru gidiyor yani. Ölüme doğru gidiyor. Evet. Nasıl ki bütün aktarı bedene maul hayatı neşeden yani hayat kaynağını neşeden o cismi senevberi bir makineyi hayattır. Maddi hayat onun işlemesiyle kaimdir. Evet. Sekteye uğradığı zaman değil mi? bir kere sekteye uğradığı zaman kalp krizi olur. Ceset sukuta uğrar. Hayat biter. Kezalik. Kanun ilahi aynıdır. O latifi Rabbaniye amel yani evet ahval amellerle, ahvalarla, emellerle maneviyatın heyetin mecmuasını yani istekler ve arzuları vesile yaparak acizlik ve fakirliğini idrak ederek teveccüh ilahiye masdar olarak ibadet yoluyla miracıyla Allah'a böyle pencerelerini açarsa orada nur ilahinin tecellisine mazhar olursa işte o zaman canlanmaya başlar, hayatlanmaya başlar, bütün alem canlanır. Bu ayeti kerimeye diğer manadan bakarsan o kalp öyle bir vücudu ve hayatı canlandırır ki gözün gördüğü her şey kalbin gözüyle görmeye başlar. Bütün eşyanın lisanı hal ile virdi zebanı duymaya başlar. Yağmurun şıpırtıları, rüzgarın terennumatı diyor, dalgaların nag nagamatı bulutların diyor naraları bütün mahlukatın lisanı çözülür kulak göz devamlı bir surette ibret diyor fikret ünsiyet ile o ballar evet o ballar diyor o tozlardan toplanır vicdanda marifet balları yap yap yapar ve sahibine dünyada o iman bir nevi cennetin bekleme salonu hükmünde olarak alemini nurlandırıp bayramlandırır her şeyi kardeş ve dost olarak görmeye başlar işte öyle hakiki bir mümin ne bir karıncıyı ezmesi bir eşyaya dahi cansız bir eşyaya dahi şey davranamaz yani bir arabanın kapısını kapatırken bile latifane kapatır hakiki bir mümin çünkü o onun malı yani cansıza bile zulmedemez ne canlısı eğer varsa zaten o mümin değildir veya küfür yoluna girmiştir yani bir kişinin imanı şefkati nispetindedir diyor evet bunun sönmesiyle nasıl kalbin durmasıyla ceset sükut ederdi mahiyeti meyyiti gayri müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır yani hareketsiz ölü manen ölmüş maddeten canlı yürüyen cenaze hükmünde hissiz, duygusuz, mantıksız yürüyen cenaze hükmünde. Biraz önceki cümleyi hatırlamak lazım. Kalbin üzerine o ala demesi neydi? Perde çekilmesi, üzerine olması ahirete bakan cihetiyle, dünyaya bakan cihetiyle değil. Evet, kalbin hatmi delaili kalbiye ve vicdaneye aittir. Yani ne söylesen artık fark etmez. Duymaz, işitmez, anlamaz. Dediğim gibi bu ders sıfatlar üzerine bir ders. Yani kimsenin kalbini açıp da bakmadık. Burada şahıstan da bahsetmedik. Sıfatlar üzerine bir ders. Sem'in hatmi ise delail nakliye ve hariciye aittir. Her ha, ve hakeza her iki hatim bir insan olmadığına bir remizdir. Yani göz diyor sadece ön görür, kulak ise 360 dereceyi görebilir. Kulaktan gelen hakikatler delaili nakliyle kelam olarak gelir. Gözden gelen hakikatler ise işte Delail-i vicdaniye yani kalbe gelir eşyalar Allah'ın varlığını gösterir. Demek ki göze vurulan hatimle de kulağa vurulan mühür aynı cinsten değildir ama ikisinin bağlandığı yer kalp olduğu için önce kalpten perdelenmekten bahsetmiştir. Ve bunun arkasında vaktimiz yetmedi. Benim de şeyim kalmadı. Yani büyük bir azap ayeti vardı. Oraya kadar gelemedik. İnşallah Rabbim bir de okumayı nasip eder. Velehum azabun azim. Velehum azabun azimden maksat büyük bir azaptır. O büyük azabın meyvesi cehennemdir diyor. Ağacı ise küfürdür. O küfür ise ademdir, yokluktur, hiçliktir. Küfürden maksat ise Allah'ı kaybetmek. Yani kayyumunu bitirmek. Bitir Hiçlik alemine düşmek. Yani onun onun azabı. Yani onun azabının meyvesi cehennem oluyor zaten. Ağacı küfürdür. Evet Rabbim imanımızı muhafaza etsin. Bunları idrak edip de imanın kadrini kıymetini bilip terakki etmesine için Allah'a ızdırarla dua eden kullarından eylesin inşallah. Evet burada bırakalım. Allah kabul etsin. Rabbim istifademizi arttırsın istifademizi arttırıp kemalata kavuşturup ölüm sekeratı uyandırmadan önce uyanmayı nasip etsin inşallah. El Fatiha.